4. İnşaat ve Konut Konferansı'nda sizin ana başlığınız kentsel dönüşümle ilgiliydi. Taraflardan bahsetmiştiniz. Nasıl anlaşmaya varmalı taraflar? Tabii ki burada önemli konu kentsel dönüşümün tüm taraflarının bir ortak paydada birleşmeleri. Yani taraflar nasıl uzlaşmaya varmalı? Öncelikle herkesin beklentilerini karşılayan çözümler üretilmeli. Yani bu evi işte yenilenecek kişinin evini yenileme sağlanmalı. Şehir rantlarının bir şekilde adaletli paylaşımı sağlanmalı. Yani tüm tarafların kazanacağı, tüm tarafların memnun olacakları bir ortak payda yaratılmalı. Bu da tabii ki görüşmelerle ve taraflar birbirini anlayarak bunu yapabilirler. Finansman modellerinden de bahsettiniz. Biraz özet geçer misiniz? Şimdi tabii ki en çok yani kentsel dönüşüm aslında çok konuşulan bir konu ama en önemli konu tabii ki finansman. Çünkü sonuçta sadece bakıyoruz ki şehirde üst gelir gruplarının pahalı evlerde oturanların evlerinde bir yenileme faaliyeti var. Daha çok finansman gerektirmeyen mahalleler ve bölgelerde bir yenileme faaliyeti var. Onun dışındaki bölgelerde ise henüz bir ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti yok. Bunu yapabilmesi için muhakkak bir takım fonlara ihtiyaç var. İşte bu fonlar kurulu takdirde, bu fonlar işletildi takdirde daha çok daha alt orta gelir gruplarının yaşadığı daha büyük sorunu olan mahallelerde dönüşüm hareketleri yapılabilir. İşte bu fonlar da şehir bazında muhakkak yapılmalı ki o şehrin rantlarından beslenmeli ve o şehre harcanmalı. Peki 2016'da inşaat sektörünü neler bekliyor? Sektör ne gibi adımlar atacak? Tabii ki 2016 aslında inşaat sektörü için hareketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Çünkü artık siyasi belirsizlik yok, seçimler geçti. Şu anda daha çok bu yıl özellikle bekleyen talebinde daha güçlü olarak döneceğini düşünüyoruz. Yani bu yıl büyümenin daha yüksek olacağını, özellikle sektörün. Yani geçen yıl sektörün büyümesi genel Türkiye büyümesinin altındaydı. Bu yıl üzerine çıkma ihtimali daha yüksek diye düşünüyoruz.